Merhaba sevgili izleyenler, TRT ekranlarından mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Uzun süre AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı görevini sürdüren 31 Mart yerel seçimleri öncesi Fethiye Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa eden Kadir Sarıhan, yerel seçimlerin ardından sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu tarafından partisinden ihraç edildi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, TRT televizyonuna açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Fethiye eski ilçe başkanı, aynı zamanda son yerel seçimlerde belediye başkanlığı yarışı için aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kadir Sarıhan'ın partiden ihraç edildiğiyle ilgili yazının genel merkezden AK Parti Fethiye ilçe teşkilatına ulaştığı öğrenildi. AK Parti'den belediye başkan aday adayı olmasına rağmen parti teşkilatı ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş'ı aday göstermişti. AK Parti Fethiye ilçe eski başkanı Kadir Sarıhan, sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle AK Parti Fethiye ilçe teşkilatı tarafından İl Başkanlığı Disiplin Kurulu'na, oradan da AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Genel Merkez Disiplin Kurulu, AK Parti eski ilçe başkanı Kadir Sarıhan'ı partiden ihraç etti. Partiden ihracıyla ilgili olarak görüştüğümüz Kadir Sarıhan, henüz ihraç yazısı bana iletilmedi. Yazı ve ihraç gerekçesi elime ulaştığında kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendireceğim dedi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, parti ve derneklerin tüzüklerinde uyulması gereken kuralların olduğunu hatırlatıp, burada da sosyal medya paylaşımları delil gösterildi, ifadelerini kullandı. Partiden ihraçlar oluyor. Bu Sayın Kadir Sarıhan ihracı konusunda. Gelen yazı nedir, gerekçe nedir efendim? Şimdi biliyorsunuz değişik derneklerin, partilerin böyle tüzükleri vardır, yasaları vardır. Uyulması gereken, üyelerinin uyması gereken kurallar vardır orada. İşte bu kurallar eğer hem üye olup hem çiğnenirse o değişik kurumlar, o partinin veya o kurumun şeyleri, disiplin kurulları devreye girer. Burada da yapılan olay budur. Nedir? Sosyal medyadaki arkadaşlarımızın paylaşımları partiyi yıpratacak, partiyi aşağılayacak veya kişilere yönelik yanlış beyanları, kendi bilgileri inceleniyor. Bu inceleme sonucunda yukarıdan aşağı görüyoruz zaten partinin içinde ihraçlar var. Zamanında başbakanlık bilmem çok üst kademede görev yapmış insanlar da bu durumlardan dolayı ihraç ediliyor. Burada yapılan işlem de aynen sosyal medyadaki paylaşımlar delil gösterilerek, kendi yaptıkları delil gösterilerek ihraç edilmiştir. Durum budur. Evet. Başka var mı Fethiye'den veya bölgemizden? Yok. Şimdi öyle bir olay şimdilik yok. TRT televizyonunun ulaştığı gerekçede şu ifadelere yer veriliyor. AK Parti tüzüğünün 105 Taksim 3. maddesi gereğince dosya resen kurulumuza gelmiştir. Merkez Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda Fethiye ilçe üyesi Kadir Sarıhan hakkındaki iddialar ve dosyada sunulan diğer deliller ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Fethiye ilçe üyesi Kadir Sarıhan hakkında sunulan deliller incelendiğinde şahsın sosyal medya hesabından Fethiye İlçe Belediye Başkan adayımız hakkında tezvirat yaparak ve kastederek paylaşımlarda bulunmuştur. Bu paylaşımlarda bazı karşılaştırmalar yaparak kendisinin aday gösterilmesi gerektiğini ima etmiştir. Ayrıca başka bir paylaşımında belediye başkan adayımızı FETÖ-PDY terör örgütü üyesi gibi göstermiştir. Yine Fethiye Sevdalıları isimli sitede CHP'nin sloganıyla CHP'ye destek olduğunu ortaya koymuştur. 20. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ile gökyüzü şenlenirken 70 ülkeden 1200 paraşüt tutkununun bu etkinlikte yer alması turizmi de canlandırdı. Her yıl olduğu gibi bu yılda engelli vatandaşlar Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yaptı. 20. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ile gökyüzü şenlenirken 70 ülkeden 1200 paraşüt tutkununun bu etkinlikte yer alması turizmi de canlandırdı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli vatandaşlar Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yaptı. Görevliler tarafından hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gülay Yıldız, yamaç paraşütü pilotu Ramazan Özçelik'le başarılı bir atlayış gerçekleştirdi. Babadağ'da bulunan görevlilerin yardımıyla tüm hazırlıklarını tamamlayan Yıldız ve pilotu başarılı bir şekilde havalandılar. Dernek üyesi arkadaşları bu anda alkışlarla destek olurken uzun süre Gülay Yıldız'ın gökyüzünde süzülüşünü izlediler. İlk kez yamaç paraşütü yaptığını belirten Gülay Yıldız, "Özgürlük güzel bir şey" ifadelerini kullandı. Pilotu Ramazan Özçelik'le Belceiz plajına başarılı bir iniş yapan Yıldız, Ölüdeniz'i ve Fethiye'yi binlerce metre yükseklikten seyretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Değerli izleyiciler, Marmaris Fuarcılık tarafından organizasyonu yapılan Marin Tek Göcek, deniz sevdalılarına kapılarını açtı. Avustralya'da imal edilen Airbody Türkiye, ilk lansmanını Marin Tek Göcek'te yaptı. Yurt dışından iki olmak üzere 75 firmanın katıldığı fuarda yat ve tekne ekipmanlarının yanı sıra birbirinden değişik sürat tekneleri de yer alıyor. Marmaris Fuarcılık tarafından organizasyonu yapılan ulusal ve uluslararası 75 firmanın katıldığı Marin Tek Göcek Fuarı kapılarını deniz sevdalılarına açtı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'nın yanı sıra Ege ve Akdeniz bölgelerinden yatırımcı ve iş insanları, imalatçılar fuarda yerlerini aldı. Fuarın açılışına Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Dalaman Kaymakamı Ali Gökdoğan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve İMİAK Fethiye Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı. Marfo Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Özel, fuar hakkında bilgiler aktardı. Yani zaman zaman resepsiyon olacak ama biz yatırımcılar genelde o kötü anlam içeren kelimeleri kullanıyoruz. Her şey çok güzel oluyor, hakikaten iyi oluyor. İyi başladık, güzel götürüyoruz. Yavaş yavaş büyüyor burası. Üçüncü kez bölgede böyle bir organizasyon açılışındayız. İnşallah daha büyüyecek burası, yeni yatırımcılara geliyoruz. Bu arada 75 ulusal ve uluslararası firmamız var. Alan içerisinde. Türkiye lansmanını ilk kez burada yapacak bir Avustralya firmamızla Türkiye distribütörü aramızdalar. Yine İzmir'den, İstanbul'dan, Adana'dan, Ankara'dan değerli temsilcilerimiz var, yatırımcılar var, iş adamları var, imalatçılar var. Bölge cazibe bölgesi. Yani marinaların kalbi dediğimiz bir bölge. İnşallah çok daha güçlü ve başarılı, bölge esnafına yararlı organizasyonlar da bulacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim çalışma arkadaşlarım, özellikle Marmaris Fuarcılığı'nın sahibi Volkan Bey'e, takım arkadaşlarımıza, üst yöneticilerimize, hepsine huzurlarda çok çok teşekkür ederim. Tüm imkanları sundular bize. Yeter ki dediler. Konu Fethiye ise buyurun. Biz size imkan yaratıyoruz. Çok teşekkür ediyorum özellikle Volkan Bey'e, ekibine, idari kadroya. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı mazur görün. İçeride çok güzel etkinlik var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Marin Tek sizlerle daha güzel. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, "Fethiye Göcek, dünya yatçılığının merkezidir" diyerek eksikliklere de değindi. Ben şimdi bu arkadaşlarımızla, bu fuarcılık arkadaşlarımızla ilgili iki kelam etmek istiyorum. Fethiye Göcek, dünya yatçılığının merkezidir. Bunu her konuşmamda ifade ediyorum. Dünyanın birçok yerinde çok güzel yatları yapabilirsiniz. Ama bu yatların gösteriye çıktığı yer Göcek'tir arkadaşlar. Ve bu Göcek koyları bizlerin değil, dünya malı korumamız gerekiyor. Ben şimdi burada Sayın Kaymakamım da varken, devletin temsilcisi buradayken bir şeyler ifade etmek istiyorum. Göcek'te koylarımızda yatlarımızın gezeceği yer kalmadı.
Bunu açık ve net buradan ifade ediyorum. Her taraf marina oldu. Her ne kadar biz burada bu yatırımları yapsak, yatların gezeceği yeri bırakmadığımız zaman yat turizmi, deniz turizmi diye bir şey kalmaz. Boylarımızı korumamız lazım. Bunu hep beraber sizlerden rica ediyorum. Boylarımıza sahip çıkalım. Torunlarımıza, geleceğimize, dünya insanları, dünya mirasını olduğu gibi bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen daha duyarlı, takip edelim diye söylüyorum. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, fuarlar çok önemli. Fethiye'mizde turizm ve tarımla ilgili fuarlar yapılıyor dedi. Marinalarla ilgili, teknelerle ilgili bir fuar olduğu için Çağban Başkanım gerekli sorunları söyledi. Bize sadece hayırlı olsun demek düşüyor. Ben fuarın hayırlı olmasın diyorum. Çünkü fuarlar çok önemli. Biz Ticaret Sanayi Odası olarak bunlara çok önem veriyoruz zaten. Fethiye'mizde hem turizmle ilgili hem tarımla ilgili fuarlar yapılıyor. Devamlılığını sağlamak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene daha önce de söyledik, 4-7 Aralık'ta bir de inşaat malzemecileri fuarı açılıyor burada. Gerçi onu marka fuarcılık yapmıyor ama o da başladı. Belki marka fuarcılık onu daha sonraki yıllarda devam ettirebilir. Yani o belki de kardeşim bana bakıyor ama neticede fuarlar çok önemli. Yani o yapmış, bu yapmış çok önemli değil. İnşaat sektörüyle alakalı fuar burada hiç olmadı. Toptan görüşmüşler, yeri kiralamışlar. Bize de sadece desteklemek düştüğü için biz destekledik. Denizle ilgili sorunlar belli, kirlilikle alakalı belli. Başkanım, Çavan Başkanım anlattı. Alim Başkanım da değinecekti. Ben onlara fazla değinmek istemiyorum. Fuarlar bizim için çok önemli. Her zaman biz destekçisiyiz Ticaret ve Sanayi Odası için. Önümüzdeki yıllarda da geçen tarım fuarında hem Alim Başkanım hem biz de söz verdik. Fethiye'de güzel bir fuar alanı yapılsın diye. Hala da biz arkasındayız. Elimizden geleni desteği yaparız. Başkanım da biz de bütün sivil toplum örgütleri ve kurumlar. Ben bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Göcek Liman Başkanı Mehmet Uyar da yaptığı konuşmada fuarın bölgeye hayırlı olmasını diledi. Sincileri ve sektör katılımcıları. Bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz Marintek Tekne Ekipmanları Fuarı'nın beldemize, ilimize ve ülkemize, Türk denizciliğine güzel katkılar getirmesi temennisiyle hayırlı olmasını dilerim. Herkese saygılar sunarım. Arz ederim. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Göcek sadece Türkiye'deki siyasi ve iş adamının merkezi değil, dünyanın odak noktası haline gelmiş bir bölge, diye konuştu. Şu kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Fethiye'de fuarcılığı ilk başlatandır kendisi arkadaşımız. O zamanlar Kumlova'da ben belediye başkanıydım. Bize geldikleri zaman destek istemişlerdi ama Fethiye çok uzak bir bölge olmasına rağmen Kumlova'dan elimizden gelen desteği vermiştik. Şimdi de bölgemizde Fethiye'de belediye başkanlığı yapıyoruz. Bizler Fethiye'mize katkı sağlayabilecek her ne olursa olsun, başta bu tür organizasyonlar olmak üzere Fethiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak herkese belediyem adına katkı sunmak bizlerin boynumuzun borcudur. Bunu da bilmenizi istiyorum. Gerçekten ben Göcekli bir ailenin damadıyım, buranı seviyorum. Göcek'in önemini çok iyi biliyorum. Göcek sadece Türkiye'deki siyasi ve iş adamlarının merkezi değil, dünyanın odak noktası haline gelmiş bir bölge. Özellikle bu bölgenin korunması gerektiğine inanıyorum. Ama maalesef ki görüyorsunuz denizlerimizdeki bazı kirliliği, değerli başkanımız biraz önce bunları arz ettiler kendileri. Bizler hep beraber, devletimizle beraber, büyükşehirimizle beraber ve ilçe belediyesi olarak hep beraber değerli arkadaşlar, hem el ele kol kola vererekten bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Maalesef denizlerimizde ciddi anlamda kirlilikler oluştu. Bunu sahil güvenlikteki değerli komutanlarımızla birlikte hep beraber Çevre Şehircilik Bakanlığımızda ve arıtmalara değindi değerli başkanım. Biz altyapı sorunuyla ilgili ilgili belediyemizle birlikte, Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu konuları hep beraber projelendirip bu 5 yıl içerisinde büyük sorunu gidermek istiyoruz. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de denizlerde olan aksamalarla ilgili ciddi tedbirler alacağız dedi. Bulunduk gerçekten bölgemizle ilgili bütün sorunları, sıkıntıları
güzellikleri az önceki konuşmacılarımız ifade ettiler. Ben sadece yat ve tekne kısmından ilçemizde bulunan 303 tur teknesinin bizden kurulumuzdan izinli olan 303 tur teknesinin 29 adedi Ölüdeniz'de 16 adedi Fethiye'de diğerlerde 16 adedi Göcek'te diğerlerde Fethiye merkezde bu teknelerle ilgili önümüzdeki yıl hep beraber başkanımızın da ifade ettiği gibi çok ciddi bir takip süreci başlatıp herhangi denizlerimizde olan aksamalarla ilgili ciddi tedbirler almayı düşünüyorum. Malumlarınız olduğu üzere yaz döneminde yaşadığımız sıkıntılar oldu Fethiye Körfezi ile ilgili. Bununla ilgili zaten çalışmalar başladı. Belediyemiz, bizler, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Valiliğimiz çalışılıyor. Neler yapılabilir ile ilgili. Bu kirliliği meydana getiren tüm etkenleri hep beraber el birliğiyle ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ya da minimuma indirmeye çalışacağız. Bu anlamda önem veriyoruz. Tabii ki Deniz Çağdası Başkanımızın ifade ettiği gibi koylarla ilgili. Gerekli çalışmalar yapılacak. Bu tur tekneleriyle ilgili de bu fuarların yat ve turizm anlamında çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Emeği geçenlere canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olmasın diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuardaki standlar gezilip denizcilik sektörünün son gelişmeleri hakkında bilgiler aktarıldı. Birleşik Krallık Ulusal Ajansı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Ganimede ve Dinamik Gelişim Derneği ortaklığında İslamofobinin ortadan kaldırılması için hayata geçen Erasmus eğitim kursu kapsamında yapılan etkinlikte 9 ülkeden 31 genç İslamiyet'in terörizmle bağlantısının olmadığını anlattılar. Dinamik Gelişim Derneği'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Kaizen Gate Otel'de gerçekleştirdiği İslamofobinin önüne geçilmesi konulu projeye Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 31 genç katılıyor. Birleşik Krallık Ulusal Ajansı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Ganimede ve Dinamik Gelişim Derneği ortaklığında İslamofobinin ortadan kaldırılması için hayata geçen Erasmus eğitim kursuna ülkemizin yanı sıra Fransa, İspanya, Romanya, Almanya, Polonya, İsveç, Norveç, Litvanya ve İngiltere'den gelen 31 genç ve gençlik çalışanı katılıyor. Bir hafta sürecek kursta gençlerin radikalleşmesi, İslamofobiye karşı ön yargıların yıkılması, farklı dinlere saygı, İslamiyet'in bir ırkçılık olmadığı anlatılıyor. Proje kapsamında Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde etkinlik düzenleyen gençler, Türkçe ve İngilizce yazdıkları afişleri asarak çevredeki vatandaşlarla sohbet ettiler. Bazı gençlerin tişörtlerinde ve kollarında sarılmak bedava, farklı dinler tek kalp, yereller ve göçmenler birlikte yaşıyoruz, birlikte çalışıyoruz, herkes eşit, herkes farklı yazıları dikkat çekti. Türkçe ve İngilizce şiirlerin okunduğu etkinlikte gençler birbirlerine sarılarak herkesin eşit olduğunu vurguladılar. Dinamik Gelişim Derneği Başkanı Zekeriya Dündar, Avrupa Birliği projesi olan bu proje İslamofobinin önüne geçmek için gerçekleştirildi dedi. Amacı 9 ülkeden gelen gençlerin bir haftada bir arada yaşayıp hem Avrupa'da ve şu an hem de ülkemizde ve tüm dünyada büyüyen bir radikalleşmeye karşı bir farkındalık yaratmak ve aynı zamanda da İslam'a karşı olan bir ön yargının olduğunu maalesef olayların herhangi bir dine mensup edilerek işte medyada ve farklı televizyon kanallarında İslam'a karşı bir önyargı geliştiriliyor. Biz bu projede buna amaçla hedefliyoruz. Hani gençlerin çalışıp da herhangi bir terörist atağın veya teröristin yaptığı bir hareketin herhangi bir dine maruz edilmemesi gerektiğini, gençlerin ırk, din, dil ayrımı yapmadan radikalleşmeyi engellemek için neler yapabilirler bu konuda barışı, diyaloğu nasıl teşvik edebilirler? Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Eğitime katılan çeşitli ülkelerden gençler projenin çok faydalı olduğunu belirttiler.
İngiltere'de yaşıyorum. Projeye İngiliz katılımcılar arasından geldim. Konumuz xenofobia ve radicalization. Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Birçok ülkeden gelen arkadaşlarımız da buradalar. Çok güzel bir çalışma oldu son 3-4 günden beri. Bugün de yani bunları size sunma şansımız olacak. O yüzden çok heyecanlıyız, mutluyuz. Öncelikle benim ailem Müslüman olduğu için benim için İslam'la terörizmi yan yana koymak mümkün değil. Ama bunu söylemekten çok eğitimde de bu konuda değişikliklere gidilmesi gerekiyor ve öğretilmesi gerekiyor. Fransa'da da bu şekilde eğitim sistemi kurulmalı diyor kısaca. Doğası ve kendine has özelliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Saklıkent Kanyonu, macera tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Seydi Kemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret eden turistler, kanyondaki zorlu parkurun yanında rafting ve çamur banyosu gibi çeşitli etkinliklerle unutulmaz vakit geçiriyor. Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru, çamur banyosu ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran Seydi Kemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, her yıl binlerce macera tutkunu, yerli ve yabancı turisti kendisine çekiyor. Bir gelenin bir daha gelmek istediği kanyonda turistler macera dolu dakikalar geçirme fırsatı bulurken, aynı zamanda kanyon yakınlarında bulunan restoranlarda da dinlenme fırsatı yakalıyor. Saklıkent'in eşsiz güzellikteki doğasına can veren buz gibi akan suyu, kanyonu ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere çeşitli aktiviteler sunuyor. Mevsime bağlı olarak su seviyesinin yüksekliğine göre kanyon içerisindeki parkurları aşan turistler bazı noktaları halatlar yardımıyla tamamlayabiliyor. Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent Kanyonu'nu yılda yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. 15 Ekim Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında 6 Nokta Körler Derneği Fethiye Şubesi ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde görme engellilere yönelik satranç kursu veriliyor. Dernek merkezindeki kurslara 12 görme engellinin katıldığı belirtildi. 6 Nokta Körler Derneği Fethiye Şubesi etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 15 Ekim Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde görme engelliler için satranç kursu düzenleniyor. Satranç öğretmeni Remzi Kurtel yönetimindeki kursa 3 grup halinde 4'er kişilik katılım sağlanırken görme engelliler satranç öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. 6 Nokta Körler Derneği Fethiye Şube Başkanı Emrah Yalçın, bu kursta 12 kişi yer alıyor dedi. 15 Ekim Beyaz Baston ve Güvenlik Günü tüm engelli arkadaşlarımıza kutlu olsun. Biz bunun kutlamasını biliyorsunuz sizler de. Cumartesi günü kahvaltı yaparak engelli arkadaşlarımızla, üyelerimizle birlikte biz bu günümüzü kutlamıştık. Biz yönetime gelirken hep şunu söyledik, engelli arkadaşlarımız için güzel şeyler yapacağız, kurslar düzenleyeceğiz. Bugün de şimdi içeride Remzi hocamızın eşliğinde ve halk eğitim desteğiyle satranç kursumuz başladı. Daha birçok kurslarımız olacak. Sizlere de açıklamalar sürekli yapacağız. Sevgili izleyiciler, aşk hikayelerini bilirsiniz. Ferhat'la Şirin, Kerem'le Aslı, Leyla'yla Mecnun. Bunların ortak noktası hepsinin kahramanının erkekler olması. 25 Ekim Cuma günü sahnelenecek olan Susturulan Kadınların Öyküsü, Şirin isimli oyunun kahramanı ise bir kadın. Ayça Uçar'ın kaleme aldığı oyunda bir kadının sabırla bekleyişi ele alınacak. Emek oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Susturulan Kadınların Öyküsü, Şirin adlı oyunu Ayça Uçar yazarken yönetmenliklerini Ufuk Emek ve Evrim Aktaş yaptı. Gala gösterisi Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi salonunda yapılacak olan oyunun provaları sürüyor.
Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan oyun için oyuncular ve set ekibi özverili bir çalışma yürütüyor. Kültür merkezinde devam eden provalarda oyunun kusursuz olması adına yoğun bir çaba harcanıyor. Gala gösterisi için tüm davetiyelerin tükendiği belirtilirken 1 Kasım Cuma günü oyunun tekrar sahneleneceği ifade edildi. Emek Oyuncuları kurucusu ve yönetmen Ufuk Emek yaptığı açıklamada sanata gönül veren insanlarla bir araya gelerek emek oyuncularını oluşturduk. Oyunumuzun galası 25 Ekim Cuma günü saat 20'de Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde diye konuştu. Oyunumuzun adı Şirin, Susturulan Kadınların Öyküsü. Ayça Uçar yazdı. Evrim Aktaş ve ben yönettik. Yaklaşık 2,5 ay civarında prova alıyoruz ama tabii her birimiz farklı mesleklerden insanlarız. Dolayısıyla da bunu haftanın her günü prova alıyormuş gibi düşünmeyelim. Evet, genellikle haftanın 3 günü ve günde 2'şer saatten prova alıyormuş gibi hesaplıyoruz bizler. İçimizde öğretmenler var, mühendisler var, içimizde psikologlar var, farklı meslekten arkadaşlar var. Dolayısıyla sanata gönül vermiş insanlar bir araya geldik, emek oyuncularını kurduk. Gönüllülük ve esaslı galiba. Gönüllülük esaslı bir tiyatroyuz biz, amatör bir tiyatroyuz. Ama gönlümüz amatör ama yaptığımız işin profesyonel olduğuna inanan, o titizlikte çalışan insanlarız. Şirin, Susturulan Kadınların Öyküsü aslında bugünün yok olmuş kadınının öyküsü. Bugün yok sayılan kadının öyküsü. Evet, bu bir Ferhat Şirin hikayesi. Ama Şirin bizim oyunumuzda şunu söyleyecek kısaca. Siz bütün aşk hikayelerinde erkekleri kahramanlaştırdınız. Evet. Hep erkekler bizim için bir şeyler yapmış oldu. Örneğin Ferhat işte dağları deldi, Leyla için Mecnun çöllere düştü, Kerem Aslı için boynunu vurdurdu. Ama kadınlardan hiç bahsetmediniz. Siz beklemek nasıl bir şeydir bilir misiniz? Sadece beklemek, hiçbir şey yapamadan beklemek. Şimdi gelin hikayeyi bir de benim gözümle izleyin diyecek ve biz orada Şirin'in sabırla bekleyişine tanık olacağız. O bekleyiş esnasındaki duygularına, o yalnızlığına, o duygu geçişlerine tanık olacağız. Ve bugünkü kadını anlamaya çalışacağız Şirin'in öyküsünde. Gerçekten muhteşem bir oyun olduğuna ben de eminim. Peki ne zaman sahneye konulacak? Oyunumuzun galası 25 Ekim 2019 Cuma günü. Saat 20'de tek perdelik bir oyun. Toplamda 55 dakika sürecek. Tabii şimdiden bütün tiyatro severleri bekliyoruz ama şimdiden davetiyeler bitti. Bitti. herhangi bir şekilde artık davetiye bulmak söz konusu değil. Tekrar oynayacak mısınız? Tekrar peki? Hemen oynayacağız. Bir hafta sonra yine Cuma harika. Günü 1 Kasım'da tekrarlayacağız oyunumuzu. Bütün tiyatro severlere şimdiden duyuruyoruz. Yerlerinizi de ayırtmanızı bekliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Ula ilçesinde yapımına başlanan 73 kilometrelik kanalizasyon çalışmasının %75'lik bölümü tamamlandı. Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlanan kanalizasyon çalışmalarının %75'i tamamlandı. 30 mahallesi bulunan Ula'da şehir merkezinin kanalizasyon yapımı tamamlandı. 73 kilometre uzunluğunda olacak kanalizasyon hattı 13 milyon liraya mal olacak. Ula'da yapımı Nisan 2020 yılında tamamlanacak olan kanalizasyonun maliyetinin %50'sini Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü, %50'sini İller Bankası SUKAP hibesi tarafından karşılanacak. Sözleşme kapsamında 46.700 metre 200'lük hattın 30.000 metresiyle 6.700 metre 300'lük hattın tamamı yapıldı. 4.000 metrelik 200'lük hat, 700 metre 300'lük hat, 7.000 metre terfi hattı, 1 adet terfi yapımı, 15 adet sanat yapısıyla kalan %50 parsel bağlantısı 2020 Nisan ayına kadar tamamlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün 73 kilometre uzunluğundaki yeni kanalizasyon hattıyla birlikte Ula ilçemiz modern bir altyapı sistemine kavuşacak dedi. Müzik
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılarla mücadele ederken Bodrum'daki en çok konuşulan inşaatlardan olan Var Yapın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan projedeki kaçak yapıların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi yetkilileri mahkeme kararına itiraz etmek için çalışmalara başladı. İdare Mahkemesi, Bodrum'da yıkım işleminin yapıldığı Var Yapın projesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden gelen bu karar şaşkınlıkla karşılandı. Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen imar ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan projelerden bazılarında yıkımlar tamamlandı. Yalıkavak mahallesindeki 4 katlı binalarıyla en çok tepki çeken projelerden biri olan Var Yap projesi mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırarak yıkım işlemlerini durdurdu. Projenin bir kısmının yıkıldığı görülürken yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkım işlemlerinin de durduğu görüldü. Bodrum Belediyesi projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti. Yapılan bu işlemlerin üzerine inşaatı devam eden Var Yap yetkilileri konuyla ilgili mahkemelik olmuştu. Yıkım kararı bulunan projenin mahkeme süreci devam ettiği için Muğla 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu durum üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi hukuk müşavirleri yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmek için çalışmalar başlattı. Yalıkavak'ta bulunan Kızılburun'daki NEF inşaata ait projenin iskelesi ise iş makinelerince yıkılıyor. Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına baskın yapan KOM ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. Bodrum KOM Grup Amirli ekipleri, Bodrum'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda ilçe merkezinde yasa dışı yollarla sigara üretildiği bilgisini elde etmesi üzerine bir eve ve depoya operasyon düzenledi. Baskın sonrasında yapılan aramada 3 adet sanayi tipi otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet makinelere bağlı kompresör, 600 karton makaron, yüklü miktarda sigara yapımında kullanılmak üzere tütün, bir miktar sahte alkol ve sigara üretmek için çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 26-27 Ekim tarihlerinde Bodrum'da yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Halikarnassos Süper Enduro Şampiyonası 4. ayak yarışları Halikarnas Motor Sporları Kulübü ev sahipliğinde 26-27 Ekim tarihlerinde Kızılağaç Mahallesi'ndeki Bodrum Arena Motosiklet Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yarışma öncesi parkurda hazırlıklar sürüyor. Oldukça zor ve tehlikeli olan parkurlarda yüzlerce motosiklet tutkunu aynı anda yarışa başlayacak. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ulusal bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Süper Enduro Halikarnassos, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcularımızı 26-27 Ekim tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştirilecek etkinliğin düzenleyicisi Halikarnas Motor Spor Kulübü. Halikarnas Süper Enduro Yarış Şampiyonası Bodrum 4. Ayak Yarışı'nın heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinliğin sloganı bizim Bodrum için hayal ettiğimiz geleceği çok güzel özetliyor. Spor, turizmin geleceğidir. Bodrum'un geleceği de turizmdir. Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şevkatlioğlu, Bodrum'da ilk defa Süper Enduro yarışı yapıldığını dile getirdi. Öncelikle hoş geldiniz. Bodrum'da ilk defa Süper Enduro yarışı yapıyoruz. Daha önce özel yarışlar yaptık biliyorsunuz. Offroad Festivali, Terextrem yarışları gibi. Süper Enduro'yu da ilk defa bu sene yapacağız. Dünya çapında en çok izlenen, şu anda motor sporlarında en çok izlenen organizasyonların başında geliyor. Toplu çıkışta bizim Süper Enduro parkurunda bütün her şeyin seyircinin önünde olacağı bir yarış gerçekleşecek ve çok heyecanlı bir yarış. Dünyada genelde bu yarışı kapalı spor salonlarında yapıyorlar. Artık Enduro ikinci
plana düştü. Süper Enduro'yla seyircinin buluşması Bodrum'da da ilk defa olacak. Şampiyonaya katılacak kimi sporcular da parkurda kısa bir sürüş yaptı. Motosikletiyle parkuru deneyen sporcular, parkur biraz zor ama gayet güzel, eğlenceli ifadelerini kullandılar. Reklamlar. Deniz kıyısında büyüleyici bir manzara eşliğinde yemek yerken, Işıklar Şehri'nin sunduğu manzarayla da güneşi batırın. Şehrin ortasında muhteşem bir mekan. Ege ve Akdeniz'in tüm leziz yemeklerinin tadına Barbun Cafe Bistro'da varın. Barbun ayrıca canlı müzik keyfiyle gecenize renk katıyor. En özel anlarınız için Barbun Cafe Bistro sizleri bekliyor. Telefon numarası 0252 612 8386. Adres Fethiye 2. Etap Sahil Bandı. Gittikçe büyüyen ve gelişen bir Fethiye ve ona yakışır bir hastane. Güvenilir ve köklü bir geçmişin haklı gururunu taşıyan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, önceliğimiz sağlığınız ilkesinden hareketle dürüst, kaliteli ve şeffaf yapısıyla Fethiye halkına hizmet vermeye devam etmektedir. Tüm kliniklerinde uygulanan teşhis ve tanı yöntemlerinde çağın gerektirdiği tıbbi teknolojiye sahip cihazlar kullanılmaktadır. Geniş uzman branş yelpazesi, tam donanımlı acil servisi, 3. basamak yoğun bakım ünitesi ve 5 dilde hizmet veren uluslararası hasta departmanıyla güler yüzlü ve kaliteli hizmetin temsili olan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Fethiye'de bir ilke daha imza atıyor. Yüzyılın hastalığı olan obeziteyle mücadelede tüm hastalara el uzatıyor, obezite cerrahisi ve tüp mide ameliyatıyla yeni bir hayata başlama şansı sunuyor. Daha temiz bir dünya, daha çok enerji düşüncesiyle başladık hizmete. Güneşten elektrik ürettik, düşük elektrik faturası sağladık. Durmadık, gece gündüz çalıştık. Dünya için, sizin için. Göksu Solar. Merkez adresi Bilim Sokak numara 5, Sun Plaza kat 13, Maslak, İstanbul. Fethiye Şube, İnönü Bulvarı numara 24 Taksim B, Fethiye Muğla. Telefon numaraları 0532 270 3164, 0532 386 0973, ofis 0212 367 9230. Güneş doğar, güneşten bize enerji sunar. Helal olsun Göksu Solar! Sıra dışı konsept, birbirinden lezzetli kokteyller ve enfes deniz ürünleriyle Mavi Beach Koca Çalıştı hizmetinizde. Arkanıza yaslanın, doğanın, denizin ve muhteşem gün batımının size eşlik etmesine izin verin.
Adres: Çiftlik Mahallesi, Kumsal Küme Evleri, 17 Taksim 1, Koca Çalış, Fethiye'de. Telefon: 0252 622 1111, 0552 282 0148. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Yazın en sıcak günlerinde bile Koca Çalış'ta Alaçatı serinliğini yaşatıyoruz. Misafirlerimizi muhteşem serpme köy kahvaltımızla karşılıyoruz. Denizin, kumun, güneşin keyfini plajımızda çıkartırken farklı bir atmosfer yakalayacağınız Zentara Beach'te eşsiz gün batımı eşliğinde zengin menümüzü sizlere sunuyoruz. Unutamayacağınız akşam yemeklerimizle yazın ve tatilin her anını dolu dolu yaşayacağınız adres Zentara Beach. Kokteyl ve özel toplantılar için uygun olan mekanda Grup Çınar'la da canlı müziğin keyfini yaşayacaksınız. Yemyeşil ağaçların altında sıcaktan bunalanların adresi Zentara Beach sizleri bekliyor. Adres: Koca Çalış Mevki, Fethiye'de. Telefon: 0252 622 0808. Sevgili spor severler, 3. Lig 2. grupta mücadele eden Fethiyespor son haftada 6 puan kaybedip 3 beraberlik alırken Belediye Derince Spor deplasmanında yaraları sarmak istiyor. Teknik direktör Mustafa Ceviz, "Evimizde kaybettiğimiz puanları deplasmanda telafi etmek istiyoruz," dedi. Fethiyespor Belediye Derince Spor hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Ceviz yönetiminde sürdürüyor. Kendi evinde Payaspor ve Turgutlu Spor'la berabere kalan, deplasmanda Cizre Spor'la da golsüz berabere kalan, son 3 haftadır gol atamayan Fethiyespor, Belediye Derince Spor'u yenerek üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Fethiye Şehir Stadı'nda teknik direktör Mustafa Ceviz yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fethiyespor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken teknik direktör Mustafa Ceviz futbolcularıyla yaptığı toplantıda verilen taktiğin mutlaka sahaya uygulanmasını, gol yollarında etkili vuruş yapılmasını istedi. Rakibe fazla pozisyon verilmemesinin altını çizen teknik direktör Mustafa Ceviz, "Bu hafta kesin galibiyet istiyorum," dedi. Değerli izleyiciler, FRT ekranlarındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Bir başka bültende saatler 19'u gösterdiğinde yeni gündemle, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.